Yeni güne bismillahirrahmanirrahim. Canlarım, saat sabahın 6:30'a geliyor. Sabah ezanımız bile okunmadı. Güzel bir gün dileğiyle inşallah. Yeni güne bismillahirrahmanirrahim. Sobamızı yakalım. Her yer zifil karanlık daha. Hafif soğuk var. Evet, burada kovamız dolu zaten. Evet. Evet, şimdi sobamızı yakacağız. Çay suyunu da hemen kenarına koyacaksın. O şekilde. Sobamızı yaktı Mehmet. Evet. Bir de şöyle bir kemikletim vardı. Kuzunemiz boşa geçmesin. Düdüklüye kemikletimi de yıkadım tertemiz. Hafif de tuz koydum. Tuz attım. Kaynamaya bıraktık. Güneş çıkıyor. Güzel bir gün dileğiyle inşallah. İyi seyirler diliyorum. Mehmet Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatına YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi getirdiğim yeşillikleri yıkayacağım. Bulaşıklarımı yıkayacağım. Bir yarım saattir bayağıdır kaynıyor kemikletimde. Kaynamaya başladı. Evet, bulaşık finish. Şimdi lahana saracağız. Lahana dolması yapacağım. Bir taraftan lahanamı haşlayacağım. Bir taraftan İç malzemesini hazırlayacağım. Yeşilliğini getirdim, yıkadım. Evet, kuzunemize koyayım. Halen kemik kaynıyor. Kemikletim kaynıyor. Şimdi hemen sıcak suyunu ekleyin. Lahana sarmamızın içini de hazırlayayım. Evet. Lahana sarması İçimizi de ayarladım bu şekilde. Biraz da baharatlarımızdan ekleyelim. Şöyle. Karabiber. Toz kırmızı biber. Karabiber fazla da olmasın. Kimyon. Bu şekilde baharatlarımızı da ekledik. Sarımsak da doğradım. Sarımsak, taze soğan, maydanoz. Bakın, maydanoz da kıydım. Şimdi bir güzel harmanlayacağım tenceremde. Ondan sonra bu kaba çıkaracağım. Ve lahana sarmamıza başlıyoruz. Lahanamı da böyle açtım. Birazını bunları attım. Kaynar suya biraz bunları hazırladım. Şunları biraz daha bekleteceğim. Şöyle. Evet.
Canlarım, lahanamı sarmaya başlayacağım şimdi. Ay gircik gircik. İşim bir bu olsa, bir bu olsa 5 dakikalık. 5 dakikalık. Uy uy. Kemiklet de orada içeride pişiyor ya. Kuzunemin üstünde. Orayı da söndürmeyeceğim diye bir taraftan oraya da odun atıp geliyorum. Biraz görünmüyorum ama ayarlayamadım pek. Canlarım. Ah ah. Ah güzel Allah'ım. Şöyle hemen dolayıvereceğim. İşleri yapıyorum ama bir taraftan aklım kızımda. Vay vay gecesi nasıl geçti? Kıvrandı mı vere? O ağrıyla nasıl durdu? Akşam bir de ambulans aradık biz. Tam olarak adreslerini de ben bilmiyorum. Artık dedim kızımla görüşün dedim. Ondan sizi arayacak dedim. Şey yaptık. Kızımı aradık. Siz orayı aran yavrum dedik. Duramadık. Ambulansı bari aran dedik. Nasıl ettiler gari sonra? Onu kendi anlatsın gari o kısmını. Canlarım. Ambulans gelmemiş. Bel fıtığından dolayı ambulans gelmiyor demiş. Öyle demişler. Detaylarını gari kendi anlatsın canlarım. Ondan sonra nasıl böyle yani kalktım vere aklım kızımda. Aklım kızımda vere canlarım. Allah'ım Allah'ım ya Rabbim inşallah iyi olur. Biraz önce işte yine konuştuk telefonda. Anne dedi doktora gidiyoruz. Ben de gideceğim. Şimdi hemen acala acala dolayın da belki de buraya getirir Barış. Öyle. Başım çok kötü ya. Gerçekten başım çok kötü. Canlarım. Oğlum da olsa aynı durum. Kızım da olsa aynı. Evlat. Evladın karşında böyle yani rahatsızsa bir mekleyerek gidiyor ya. Mekleyerek gidiyor. Yürüyemiyor. Yani içim parçalanıyor ya. Parçalanıyor. Evlatlarıma asla ayırdım etmem. Oğlu da aynı, kızı da aynıdır. İkisini de ben doğurdum. Canlarım. Evlat dedin mi akan sular durur. Maraş'tayken de böyle oldu ya. O zaman o hamama mı ne gittilerdi ya. Sıcaktan çıkınca soğuk görüldü gittiler ya dışarıda. O zaman mı oldu ben bilmiyorum gali. Olacak işte. Olacak canlarım olacak. Yani bir taraftan böyle işler yapıyorum ama işte boğaz da durmuyor. Mecbur akşama yemek yapılacak değil mi? Hem bir de ne diyecektim? Evlat ayırdımı yapan benim ailem biliyorsunuz. Bunları hani yaşayan benim zaten. Asla ayırdım etmem. Oğlum için de aynı. Düşünürüm, üzülürüm tabii ki de. Onlar da benim evladım. Hemen şöyle çabuk çabuk yapın da. Ya ben oraya gideceğim, belki de onlar buraya gelecek. Şimdi yapacağım bir şeyle canlarım. Vay kafam gitti. Dağıldım canlarım. Geçmiş olsun dileklerinize.
Allah bin kere Allah'ım razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bacılarım, kardeşlerim. Allah bin kere Allah razı olsun. Allah'ım şifa bekleyen bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu korusun, gözletsin Rabbim. Gençliklerine yarlasın. Güzel Allah'ım acılarını gösterme ya Rabbi yavrularımızın, kuzularımızın. Allah'ım. Allah'ım evladın karşında acı çekerken o kadar insan kötü oluyor ki, çok kötü oluyor. Ne yaptığını bilmiyor insan. Gerçek diyorum, ne yaptığını bilmiyor insan canlarım. Böyle işte döşüyorum. Şöyle bir gösteren ha. Böyle ben lahanamı sarayın canlarım. Sarın. Öyle. Evet canlarım. Hemen şöyle hafif zeytinyağı buraya da koydum. Şöyle küçük küçüklendi. Ay kameram nereye bakıyormuş? Şöyle küçük küçüklendi. Üstüne döşedim. Ellerim temiz bu arada biliyorsunuz. Ellerimle sardım. Ha. Ay elimden sarmacın da Allah'ım ya Rabbi kafa işte. Buyurun, siz benim kusuruma bakmayın canlarım ya. Hadi bakalım. Ilık suyunda gezindireceğin iyice dolmadan ılık suyunda gezindireceğin kuzunemin üstüne koyuyoruz. Bir de patates attıydım yanağa kan dedim. Patatesimiz de pişti de aldım. Bakın yumuşacık piştiler. Kemikler de kaynıyor yine. Ne diyeyim? Evet. Tahtalar da cayır cayır ütüyor. Allah'ım ya Rabbim. Hemen iki tıkırdadı mı tamam hazır. Toplu dursun diye. Bunu da böyle bastırın da. Tamamdır. Yavaş yavaş tıkırdasın dursun galip içsin. Evet canlarım. Ben dedim ya Hakişimgil geldiler beni aldılar. Ben hakime gildeyim. Ben çıtırın yanındayım. Canlarım. Şimdi Hakiş içeride yatıyor. Şimdi Hakişimgil doktora varmış gelmişle değerli takipçilerim. İşte biliyorsunuz bel fıtığı vardı hakimemde. Başlangıcı dedi doktor. Otelin açılma zamanı mıydı o zaman ya? O zamanlardan bel fıtığı başlangıcı var dedi doktor. O zamanlardan ilaç verseymiş yine acı hafiflerdi ya da ilerlemezdi. İlaç vermedi o zaman doktor. Ama kendini koruyacaksın, gözleteceksin dedi. Ama sen zaten de şu anda bir şey yaptın yok hani ne Şu bileyim. anda değil zaten. O sezonda çalıştık Sezonda mı mesela. O olduk o? zamanlar hava sıcaktı. Çok şey yapmadı. Evet. Şimdi acısı çıkıyor işte. Bir de spor yaptık. Biz evde sporlar falan. Yapmayacakmış, spor falan yapmayacakmış. Canlarım işte muayene olmuşlar, özele çıkmış. Zaten devlet hastanesinde pek bakılmıyor, bakmıyorlar daha doğrusu. Şöyle hani detaylı bakılmıyor devlet hastanesinde pek. Onun için özele çıkmışlar. Yani bir de zaten orada beklemeye de şeyleri yok. Hani çok rahatsız hakime. Beklemeye de zaman yok. Bayağı bir çekti de izine tatil gününe denk geldiği için, pazara denk geldiği için öyle oldu. Neyse. Çok şükür Allah'ıma. İnne yapılınca inne yapmışlar. MR çekilmiş. Biraz şimdi sakin. Çok şükür Allah'ıma uzalıyor, sakin. Ama durumu yine aynı. Yatıyor kuzum. İnşallah iyi olur canlarım. Bol dua edin sizler de. Dualarınıza ihtiyacımız var.
Ben de sizler için, sizler de bizler için dua edin canlarım. Buraya kadar bizi izlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın. Bak şimdi işte böyle yatıyor. Pek hani ortalıkta şimdi dağınık anne diyor. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarında görürsünüz artık kuzumu da. Ben de çekerim de şu an müsait değil. Hoşça kalın.